koymadıysa ne olacak? Bunu izlemedim gözüküyor ama Turkish TV'de hepsini izledik diye hatırlıyorum. Bakalım. Bakılabilir miyiz? Pites Fights daha eğlenceli ya. Çok istiyorsun benimle kapışıyor. Ne demek istiyorsun sen yani? Ya hadi sus. Yayındaydık. Yapmayın. Yapmayın. Geldi buradan. Bir daha başa sarar mısın? Rica ediyorum. Bence yayında olduğunu farkında mı değil Ece? Ne demek? Çok geriye dön almışım. Ne demek istiyorsun sen yani? Ya hadi lan sus. Yayındaydık. Yapmayın. Hep de bu ortadaki adama patlıyor. Bu saatine bakar değil mi? Aynen evet. Değil mi bu? Program bitirmene vakti nasıl gelen adam. Bu? Evet. Ne günah var bu adamın? Yapmayın lütfen, rica ediyorum lütfen. Lütfen rica ediyorum. Ne yapıyorsun anlamadım. Arkadaşlar lütfen bir klip verin lütfen. Yakıp alın eğitimciymiş, utanmaz. Cahil ben değilim, sensin. Bir erkeğin dış... Ha, bunu da izlemiştik. Korkunçtu bu ya. Kendinde yatmasını, evinin dışında yatmasını asla ve asla kabul etme. Kol kırılır yer içinde. Sen telefon açıp da kocana eve gel dedin mi? Peki, Levent. Soruyorum sana. Sormadım ki sen bana telefon... Sen benim tiyatromu kapattın. Bunu nasıl ekran önünde yapmışlar ya? Bu ne diyor? Ne ki bu? Çok enteresan. Sahnede komiklik yapıyorsun diye. Sen benim sahnede komiklik yapıyorsun diye full giden oyunumu kapattın, yürüdün gittin. Ben ya Pino köpeği miyim o gece senin arkandan eve geleceğim? Benim onurum yok mu? Çılgına dönmüş gibiydi. Sizlerden tek rica ediyorum. Ay, bu geriliyorum onu izleyince ya, boşver. Niye ya? Levent Kırca'yı ben bu yüzden seviyorum. Neyse o yani, hiç düşünmüyor yani. Yüzünden mi boşadın? Allah o konuda gene maç yorumu açık. Bu arada bir kırmızı kart. Oo, böyle yapmıştı manyak, doğru. Engin Baytar kariyeri bitmiş. Karışıklık sürüyor. Kim o beyefendi? Engin Baytar. Ben böyle bilmiyorum. Şimdi bir şey diyeceğim. Bakın konular hakikaten tam net anlaşılmıyor. Çok da kalabalık bir ekip. Ya Niran Yusaf kavgalarını izleyelim ne olur ya. Burada bizim söylediğimiz şeyler yanlış algılanacaksa ve yanlış yorumlanacaksa ben hocamı da alıp gidiyorum. Böyle birlikte müsaade isteyip gitmek istiyorum. Hocayla niye gidiyor? Hoca da kadının dediği şeyin dosyasını hoca hazırlamış. Hoca ilahiyat hocası büyük ihtimalle. Niran Ünsal da bu dönem şeyin peşindeydi. Açık klipler yasaklansın, çocuklarımız kötü etkileniyor diye ilahiyatçı profesörlerle dolaşıyordu program program. Kendisinin yok muydu öyle klipleri? O çocuğunun doğumundan sonra disipline girmiş bir kadın olarak. Hayır Recep, o Seda Sayan, o kadar biliyorum. Anlamadım. Şimdi bir dakika, bir şey biz burada çok ciddi bir mesele için buradayız. Biz de ciddi yani bir şey konuşuyoruz. Burada hocamız Sefer Bey. İrancığım bir yanlış anlaşılıyor. Ya konuyu dinlemiyorsun konuştuklarımızı? Hayır. Ben dinliyorum. Hayır. Seda Hayır dinlemiyorsun. Lütfen. Dinliyorum ama sen şimdi konuya farklı yaklaşmaya çalışıyorsun. Klipleri ve kimler izliyor? Ama sen böyle konuştuğunu anlatamazsan, sorduklarımıza cevap veremezsen, konuştuğunu anlatamazsan söylediğinin, evet ya ben ya ben hocayı alırım giderim diyorsun. Aynen. Güle güle o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Hemen güle güle. Hoca gitmek istemiyordu. Hemen güle güle. Hiç böyle bir şey yok. Hoca ne diyor anlamadım. Siz de sağ olun, var olun. Peki buyurun efendim. Teşekkürler, sağ olun. Ben böyle bir şey görmedim. O zaman böyle bir şey görmedim diye bir şey ol. Gazinodan biri banlanınca onun sevgilisi de böyle gidiyor bu aç. Ahmet Şakar ne giyecekmiş? Onun aynen bunu çek. Önce bir tip. Sen bu kadar aşağıya mı düştün? Bir forma ben, sen diyorsun ki forma? Ben bir şey giyeceğim bikini. Saçım olduğun için üzülüyorum. Yazı yazdım, yazımı geri çektim. Sırtına hakaret etmem için yeter. Ayıp böyle. Etmedi mi bu maç demin? Ya biraz etti gibi. Bu maçı üzerine hiç kimsenin bir iddia yürütmek hakkına sahip değildir. Erman'ın yaptığı bu Ahmet. Bayağı bunun üzerine bir sistem var ya, futbol maçları üzerine iddia üzerine. Çakar'ın yaptığı bu, onun yaptığı bu, onun yaptığı bu. Lan bunlar soytarı. Lan bunlar para peşinde koşuyor. Soytarı. Burada el kaldırıyoruz. Hiçbir bize baktığın yok. Sabahtan beri de hiçbir şey çektiğin yok. Yani. Yani bizim sonucumuz çok önemli bir şey var. Canım çekti 40 yılın başında. İzledik şimdi, demin hakeme yürüyeni gördüm işte. Niye böyle yaptırıyorsunuz? Erol abi. Ben burada adam gibi oturuyorum. Burada adam gibi oturuyorum. Burada şey ben bunun kurgu olduğuna inanmıyorum hala bu aç bu arada. Ne dersen de.
Tabii ki kurgu Erkan, saçma. Ona müsaade edin lütfen. Sayın Erol Büyükoğlu. Ben onlara çok önemli bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bütün Türkiye'de söyleyeceğim. Tabii ki efendim. Onlar yanlış şarkı seçtiler. Şu bakımdan bazı şarkıcılar vardır, onların şarkılarını söylerken çok dikkat etmek lazım. Eğer Elvis şarkısı seçilmişse, eğer Beatles şarkısı seçilmişse... Ercüment abi irtibat mikrofonunda böyle delirse ne yaparsın? Vallahi bu kadar sinirleniyor bazen bazı şeyler. Böyle perukla falan gelse ama. Evet, biraz daha var herhalde ona. Orada ses, es ve dans vardır. Ya da başka öğeler vardır. Onlara riayet etsinler. Seçerken de böyle seçsinler. Onun için göz dolduramadılar ve işe yaramadılar. Bundan sonra bir yazmana bakacaksın. Lütfen. Sayın Erol Büyükkuş, bana bağırdınız, sinirlendiniz. Ama ben, olmuyor. Hayır, ben bir şey söyleyeceğim. Olmuyor. Ben bana bir büyük bağırıyorsun, sadece şunu söylerim. Müjdat abinin sözüdür, Müjdat Gezer'in. Evet. Ser sesi, uzaktan gelir, keser sesi. Evet. Sizin gibi ustalar meclisinde, benim gibi çıraklar keser sesi diyeceğim. Şimdi, çok... Ve bunu fazla uzatmayacağım. Sana tabii. Ne? Bravo, ve saygımdan dolayı. Hayır. Ne dedi ya, ben hiç anlamadım ki. Yani hiç gerek yoktu, çok da etkileyici bir söz değilmiş ya. Benim gibi çıraklar keser sesi falan filan diye gereksiz bir şey. Senin sesini keserim mi dedi yani? Hayır. Benim size saygım büyük. Yaşımdan büyüksünüz. Ben susuyorum dedi. Taksı değilim ben. Ben Erol Büyükburç'um. Tabii ki Erol abi. Bunu kimse inkar edemez. Bana. Bu Erol Büyükburç'un saksı olmadığını kimse inkar edemez bence de. Saksı muameniz yapamazsınız. Ben burada Erol Büyükburç'um. Bu kaç sene oldu ya? Bu video bayağı eski değil mi? 15 sene falan var mı? 15 yoktur herhalde. 2000. Oha. Saksıya 15 ne olur ya. Saksıya ne yapılıyor ki? Bana arada bir soracaksınız. Hep herkes konuşuyor. Ben saat 6 saatten beri, kaç saatten beri oturuyoruz burada. Hiç bana iki defa laf gelmedi. Niye böyle yapıyorsunuz? Haksızlık yapıyorsunuz. Bu da reyting yapar işte. Al sana. Evet. Bugün kanlandım. Evet. Bu da reyting. İşte bu da reyting. Bu da reyting. Ben reytingi çok iyi bilirim. Oho, nelerini bilirim. Ben sahneyi nasıl evirir çevirir, nasıl halkı, neler yaparım. Ben... Ne yapar ya? Halk niye? Bize ne oldu ya? Evirir çevirir halka bir şey, evirip çevirip bir halka bir şey yapmaktan bahsetti Erkan. Hoşuma gitmedi orası. Ben bilirim o işi. Ama beni göz ardı etmeyin. Lütfen ben burada otururken benim ağırlığıma uygun hareket edin. Ben büyük bir sanatçıyım. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biriyim. Ben Türkiye'de Türk popunun ilk kuran adamı. En çok bana soracaksınız. En ben, çok ben, bana. Ben. Bu kadar. Oray Eğin mi onun yanında oturan evet, kim? Evet sanırım o. Ben peki 2 pikselden nasıl Oray Eğin'i tanıyabildim ya? Ben de tanıdım bu arada. İnanılmaz. Çoluk çocuğu dinliyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz. Çoluk çocuk Oray Eğin olabilir mi Erkan? O tarafı gösterdi bu aç. Racing için bunu yapıyorsunuz. Olmuyor. Çok teşekkür ederim Sayın evet, Erol Büyükoğlu. Özür dilerim. Ben sana matuk değil. Ama yani bu. Yani böyle olmalı. Oha. Bayağı efsane collection olmuş Ece. Boyzanılar soytarılar. Ha üzerine atladığı rapçilerin birbirine tamam. Bir bakalım. De falan derken hakikaten yumruğa da diye bir ses geliyor. Onu da dikkat etmeni istiyorum. Hani rapçilerin zaten yaptığı bir sestir ya. Yumrukta da geliyor o ses. Vardı çok özür dilerim. Güzel atlamış ama iyi uzun eşek oynuyordur bu aç o. Ya çok komik ya. Ya böyle bir şey nasıl olmuş olabilir ya yani. Buna kurgu diyor musun? Yok canım ne kurgusu. Bayağı yumruk yedi yani. Şu fark ediş Erkan. Şu fark edişi görüyor musun ekrandaki? Şu geri gidiş. Allah mesajı da gidiyor. İster girmiş öyle. Kalabının adamı o. Seninle konuşuyor. Kalabının adamı o. Sen zaten konuşabilecek kapasitede bir insan değilsin. Ben konuşurken sen bir dinle ondan sonra cevap. Ya bir adam ol. Ne demiştin diyemiyorum. Adam ol dinle önce. Sen kimsin ki bana adam? Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama anlamıyoruz. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Konuşuyoruz bomboş. Bir şey rica alın mikrofonları. Ercan. Gel.
Aha dövüş çıkmış ya. İzleseydik. Dövüş müziği mi çaldılar onlar arkada ya? İnanılmaz. Benim sesim mi gitti? Ha geldi şimdi. Dövüş müziği çaldılar ya. İnişli çıkışlı, yorucu, üzücü bir ilişki yaşadık 3 yıldır. Lütfen para kazanan bir arkadaş. Lütfen. Ne dedi? Ne dedi o? Ne dedi? Ne dedi? Ne üzerinden para kazanan bir arkadaş? Yorucu, üzücü bir ilişki yaşadık 3 yıldır. Ne o ha? Ne diyor ya? Ne üzerinden para kazanan arkadaş diyor. Ben de duyamıyorum onu. Ama sonrasında koltuğu tekmelemek çok iyi bir fikir bu arada Erkan. Bak gördüğün gibi hemen etkisiz hale geldi. Hayır, maddi gelirdir. Başka hiçbir sebebi yok. Ne maddi, ne program, ne? Hurdacı değil mi kız? Zaten hocam özür dilerim. Hurdacı değil mi? Seda Sayan sesi duyuyor. Ne maddi, ne verecek? Hayır, benden yani, değil ki. Neyden? Benden değil ki. Sizden ne mal alacaklar? Ötekilerinden ne mal alacaklar? Devletten ne mal alacaklar? Hayır, zaten varlığından çok borcu var o insanın. Hiçbir şekilde vereceği bir şey yok ki. Şu kıza her şeyi... Sen bunu ne görmüş sana? Hala konuşuyorsun. Ben kimseye paramı... 3 tane çocuk vermiş sana. Hala konuşuyorsun. Yalnız başına yapmadı. Beraber yaptık. Doğuş Bey. Sen şimdi haddini aşma da burada ağzını bunu vermeyeyim ben sen şimdi eline. Ne dedi ki? Ne nasıl yapıldığını sanıyor ki? Hani ne dedi ki şu anda, ne dedi yani? Sen şimdi haddini aşma da burada ağzını bunu vermeyeyim ben sen şimdi eline. Ay yok güzel. Niye lan? Ben buraya sokarım gelmedim bak. Bakın sana eşlik yapmış. Ben ona ne yapmışım? Bakın tamam, telefonları vereyim bağlanın. Sen... Benim aile, ya komşularım biliyor. Şey, benim nasıl bir insan olduğumu size söylesinler. Yani kendisi versin benim... Bir... Allah Allah. Doğuş haber olmak istemiş herhalde. Manken yürürken elbisenin açılması ya dikişinde bir hata vardır veyahut da dediğiniz gibi kasıtlı olarak yapılmıştır ki ertesi gün gazetelerde kendine promosyon yapsın diye. Dünyada böyle bir şey yok ki. İşte yok işte. Dünyada senin o resmini gazete ertesi gün almaz ki. Vallahi adam lafın üstüne geliyor. Ben CNN'deyim. Kusura bakmayın. Gel otur. VTR'yi izliyordum. Gel. Mikrofon da mı gelmiş? Böyle kim vermiş ki mikrofon? Böyle bir şey mi var ya? Bel gibi geldi bu an. Bel. Böyle bir televizyonculuk mu var ya? Hoş geldin. Doğru yani. Ya elbise kötüdür ya manken kötüdür ama. Ben biliyorsunuz Sayın Ecevit'in kafasına bir anayasa gelmişti. Size de bunu vereyim ki biraz konuları... Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika şunu da ver. Ben burada konuşurken içeri girip de benden müsaade almadan konuşmamı niye kesiyorsun? Bana içeri girme. Hayır hayır. Benim gıyabımda konuşuyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Barbaros. Ama mikrofonum elimden... Al şimdi. Sesimi al mikrofonu. Kesmiyorum. Siz çok iyi. Ama elimden bu şekilde aldığınız şey, şey başka bir şey değil. Mikrofon. O kadar hızla sarılmayın bir buna. Bir şey söyleyeceğim. Bir daha dinleyebilir miyiz? Ne dedi? Tam olarak. Bir daha bir geriye sar. Hocam bir dakika şunu da ver. Ben burada konuşurken içeri girip de benden müsaade almadan konuşmamı niye kesiyorsun? Bana içeri girme. Hayır hayır. Benim gıyabımda konuşuyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Barbaros. Ama mikrofonum elimden. Al şimdi. Al mikrofonu. Kesmiyorum. Siz çok iyi. Ama elimden bu şekilde aldığınız şey başka bir şey değil. Mikrofon. Bu kadar hızla sarılmayın buna. Bir şey söyleyeceğim. Ben ne... sarıp sarılmayacağım biliyorum. Evde bu nasıl bir program ya? Ne konuşmuyoruz? Ekran karşısında. Hayır, ben sizi dinledim. Yok. Eğlenceli çekirdek gibi benden bahsediyorsunuz. Yeni heyetme olduğumu duydum biraz önce gittiğimiz. Siz yeni hatırlıyorsunuz yeni ki bir gün havaalanında karşılaştığımızda bir arkadaşımız Mikanos'a tatile gidiyordu. Ben Paris'e gidiyordum o sıcakta. Ama ben sizi Ayla Algan'la, Güngör Bayrak'la olan yıllarınızdan beri takip ediyorum. Siz de benim moduya giriş tarihlerim endeksli. Ben 50 yaşındayım. Siz 60 yaşındasınız. Aramızda daha 10 fazla, yaş var. Daha fazla. Neyse ki biraz kibarlık yapayım o zaman. Şimdi kendini müdafaa etmeye gelmişsen sıram geldiği zaman konuş. Parayla değil, sırayla yani. Sırayla. Çünkü burada konuşan bir insan var, bir şey anlatıyor. Evde değiliz. Evde olduğu zaman sus herkesin diyorum. Herkesin evindeyiz. Hayır efendim, hayır. Biraz saygılı ol. Efendim siz bana benim ilk geldiğinizde, bakın ben 17 yıl önce Yıldırım Ayık'ta başladığımda, çalışmaya başladığımda, siz hatırlayacaksınız. Yine bir bizim meslektaşımız sizi yolladı. Ben içeri odadaydım. Siz Yıldırım Bey at bu oğlanı, bu senin başına bela olacak dediniz. Ben mi dedim? Beni işten attırmaya hayır geldiniz. Hayır efendim. Beni görüntü hayır. Şok geçirdiniz. Hayır bir efendim, nereden çıkarıyorsun bunu? Yalan söylüyorsun. Canlı yayında Türkiye'de. Tabii yalan söylüyorsun. Yıldırım Mayruk bağlansın da konuşalım o zaman. Ben niye başına bela olacak diye seni attırayım? Şimdi bakın ben ciddi bir televizyon kanalındayız. Barbaros ne yaptığını farkında ben mısın? Ben gayet iyi biliyorum efendim. Modadan dikkat önce müzik, siz müzik adamısınız. Bir şey söyleyeceğim. Benim ne adamı olduğum değil. Yalan konuşma bir daha benim yalan konuşmuyorum. Sizi
Canan Yaka bana yolladı. Barbaros'u at buradan diye atölyeye girdiniz. Sen, 17 yıl oluyor. Bir şey söyleyeyim. Barbaros'u at yıldır ama bunun tartışmasını yapmadınız. Ama ben çekirdekle eğlencelik bir adam değilim. Ben akademisyenim. Ben 4 yıl okur yazarıyım. Ben üniversite bitirmişim. İyi bir ailenin çocuğuyum. Bana eğlencelik konuşur. Ne dediği anlaşılmaz gibi laflar konuşulamaz. Bu coğrafyada ben düşündüğüm dilde sevişir, düşündüğüm dilde savaşırım. Düşündüğün gibi konuşuyorsan her şey zamanında yerinde konuşulur. Şu, an şu anda işte. Hayır 17 17 şöyle, sene evvel 17 sene evvel. Siz götürmüştünüz yanılmıyorsam gene. Yüzüşünle kamuoyuna gelişini hatırlıyoruz. Hani tanım mıydı? Neyin bu? Anlamadım ben de Erkan. Pardon canım valla. Anam sen bir sakin, ben korktum. Ama sinirlendim yani. Çekil eğlencelik falan diye konuşuyor. Kim eğlencelik dedi senin için ya? Yok vallahi dedi. Hadi ne ya? Ben yani. Abuk sana konuşuyorsun bakın, ya. Nezaket sınırlarını aşmadın. Hayır ben aşarım sana da. Aştırtmam. Niye? Çünkü ben yok senin sizin büyüğün olarak konuşuyorum. Ama o zaman aklınızı da biraz büyütün. Biraz gölmeyizi de biraz büyütün. Ahlakınızı da biraz büyütün. Kimse sana böyle bir laf söylemedi. Benim önümde söylediniz. Ne zaman söyledin? Yıldırım Bey vardı atölyede. Canan Yaka sizi bana yolladı. At bu Barbaros'u 2,5 milyonluk müzik seti almış diye atölyeye geldiniz. Bu çocuk senin paranı yiyecek dediniz. O zaman Yıldırım Bey Kartal araba kullanıyordu. Bugün Türkiye'de marka olarak neredeyiz? Siz neredesiniz? İlk Best Motel'den, Rebecca'dan hatırlayın, Naomi'den hatırlayın. Bayram bugün haftası neredesiniz derken mangal tahtası gibi konuşmaya başladınız. Bakın ifadeleriniz hiç size yakışmıyor. Ama ya sana hiç yakışmıyor. Hayır bir şey söyleyeceğim. Senin böyle bir problemin varsa 17 sene evvel konuştum. Beyefendi benim bir problemim yok. 17 senedir niye sustun? Ben sizin hala aynı yerde eşelendiğinizi görünce gelip konuşmak ihtiyacını hissettim. Sen kim olmuyorsun böyle bir laf söylemeye, bana eşelenme. Haddini bil ya. Siz bana eğlencelik çekirdek muamelesi yapıyorsunuz. Bütün bir ülkeye beni seyrettirirken ne duruma düşünüyorsunuz? Sen ne söylüyorsun? Benim muhatabım hanımefendi. Hanımefendi için ben tekrar ediyorum. Hop benim model, için. Hop ben Emel Hanım'ın defilesinde yardım ettim. Bir dakika, bir dakika. Bu ne ya? Benim bir şahsi meselem yok. Müge Anlı'ya bak. Bu da Müge Anlı'ymış. Siz bir dakika şimdi. Öncelikle hoş geldiniz. Anlamadım. Sefalar getirdiniz. sohbetimize de. Tam evdeki halimize döndüreceğim. Program bitmek üzereyken hoş geldiniz. Anca yetiştim yani. Tam binadan buraya. Erkan abi sizin için. Kötü bir şey söyledin ama eğlenceli. Onun ne dediği anlaşılmaz. Ben bunu kulağımla duydum. Erkan Özerman senin için kötü bir şey söylemedi. Dedi ki o biraz dedi hani böyle konuşmayı kötü sever. Kötü niyetle söylememiştir hani dedi. Hani konuşur kötü niyetle söylememiştir. Herhalde birine yani öyle ağzına geldi. Espri yapıp atmış dedi Erkan. Söyledi. Başkası olsa kıyameti koparırdı. Ay çok bağırıyorlar. Evet çok uzamış ya burası. Bir şey de olmuyor gibi. Başka bir şey var mı? Dövüş var mı? Yok. Ben de daha fazla dövüş görürüz diye bekledim. Ama başka olsun. Futbol kavgası var mı? Hayır bu kadar yeterli Erkan. 4 saate yaklaştık. Onata Getay, çıtır abone. Hoş geldi. Merhaba Sir Rumble Bottom 2. ayı Twitch'i düzenli takip ettirdiğin için teşekkürler demiş. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Yekprod 3. ayı Yekprod. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Merhaba. Dinço 5'in çıtırlığı. Hoş geldin Dinço 5. DVD Project Mert 666.